izleyicilerin de birçoğu ilk defa görecek. Survivor'ın değişik bir konseyi geliyor şimdi ekranlara. Şimdiye kadar hiç görmediğiniz bir ada konseyi geliyor. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Köy Survivor Panorama 3 ile karşınızdayız bu gece. Geleneksel olarak aslında 3 ayda bir böyle bir panorama yapıyoruz. Bu üçüncüsü oldu. Aşağı yukarı değil mi buraya geleli de işte 8 ay bitiyor, 9. ay geliyor. Evet. 3 ayda bir panorama yapmışız. Daha önceki panoramaları izleyenler zaten biliyor. Geçtiğimiz 3 ayın değerlendirmesini yapıyoruz. Kısa bir değerlendirmesi olacak. Evet, bundan sonra neler yapacağız? Biraz onlardan bahsediyoruz. Bu gece de öyle olacak. Yalnız bir fark var. Bizim Survivor'dan gidecekler yok, gelecekler var. Yeni bir oyuncu Murat Deniz çok yakında yanımıza geliyor. Bu 3 aylık süre içinde biz Murat Deniz'in haberini size vermiştik ve erkek olduğunu öğrenmiştik. Burada tam Ramazan'dan bir gün önceydi. Bir cinsiyet partisi yapmıştık. Evet arkadaşlar, merhaba. Merhaba. Büyük ihtimal bu videoyu size 1,5-2 ay sonra yayınlayacağız. Çünkü bazı şeyler kesinleşmeden ve tam olarak emin olmadan söylemek istemiyoruz. SAT'a göre artı altta dedik. Tek petrus. Anne bildi. Bağırma. Bir kızımız, bir de oğlumuz oluyor arkadaşlar. İnşallah sağlıklısıyla. Allah doğmasını nasip etsin. Bir önceki panoramada biliyorsunuz üstümüzde böyle kalın kıyafetler vardı. Yaz gelse de şöyle yaylaların tadını çıkartsak diyorduk. Neyse ki onları yapabildik. Bayağı Sürüklü Göl'e gittik. Evet. 12 yayla 6 göl dolaştık. Değil mi? Davlumbaz yaylası vardı hatırladığım. Kaşıkçı şehirler vardı, hacılar vardı. Senin hatırladığın var mı? Çubuk. Çubuk vardı, Çubuk Gölü vardı, Çubuk Yaylası. Kendinden başka aileye izin vermeyen Özdemirler Yaylası vardı. Özdemirler Yaylası vardı. Özdemirler Yaylası'na aittir burası. Hakkınızda kuyumcular var Özdemirler. Onlara ait. Yabancı kişileri sokuyorlar. Yabancı kişileri sokuyorlarmış. Bayağı dolaştık. Evet. Güzel görüntüler de aldık. Evet. Onlarla ilgili güzel videolar da hazırladık. Şu yemek yeri hiçbir turda yok abi. Yani onu söyleyebiliriz. Teşekkürler. Onun dışında bu arada canlı yayınlara başladık. Denememiz çok kısa ve şey olmuştu. Acemice. Evet, acemice olmuştu. Sürüklü Göl'de denemiştik. Ama ondan sonra iki kere gerçekten bence keyifli güzel ve başarılı keyifli geçen canlı yayınlarımız oldu. Eminim her seferi bir öncekinden daha iyi olacak. Öyle hissediyorum. Hep 45 dakika diye başlıyoruz. Evet. 45 dakikayı geçmeyeceğiz diye başlıyoruz. İlki 1 saat 45 dakika, ikincisi 2 saat 10 dakika mı? Öyle evet, bir şey. Evet, aynen. Yani 2 saat küsur, 2 saatin üstünde olmuştu. Artık sizden kaynaklanıyor. Artık sizin probleminiz. Tamam, sesiniz geldi. Tamam. Bu arada arkadaşlar, bu hafta pazar günü de bir canlı yayınımız olacak. Çok fazla şikayet geldi. Çok erken yapıyorsunuz, daha geç olsun diye. Bu pazar saat 2'de yapacağız canlı yayınımızı. Onu da buradan paylaşmış olalım. Yine zaten topluluklar kısmında ayrıca da duyururuz birkaç gün öncesinden. Ama yine katılımlarınızı bekliyoruz. Çünkü sizinle keyifli bir hale geliyor bunlar. Kalabalık olursak daha zevkli oluyor arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Lütfen unutmayın. Pazar günü saat 2'de canlı yayında görüşürüz. Bu arada abonelerden bahsetmişken bugün misafirimiz vardı. Siz onu yorumlardan Çençen ismiyle tanıyorsunuz. Yani uzun zamandır takip edenler mutlaka yorumlarda denk gelmiştir Çençen'in yorumlarına. Bugün Fatma Hanım ve Çençen'i misafir ettik. İlk kamerayı görünce herkes çok şey oluyor. Hiç doğal değiliz şu anda biliyorum. Bizim bir arazi bakmıştık önceki videolarda. Abinin ayağı titriyordu, hatırlıyorsun değil mi Filiz? Sallıyordum o şu. Evet arkadaşlar, biz bugün niye buradayız? Bugün buradayız çünkü bütçemize uygun ufak bir arazi bakmak istiyoruz. Arazinin üstünde belki bir ev olabilir, onu tadil edebiliriz ya da üstüne ev yapabiliriz. Misafirlerimiz geldi. Fatma Hanım, Çençen, namı diğer Çençen, Sevil. Bizi ziyarete geldiler. Çok güzel bir ortamdayız.
Evet. Biz de köyümüzün, bizim en sevdiğimiz yeri herhalde değil mi artık, meşhur ettik. Hep ormandayız böyle. Burada. Hep ormandayız. Orman seviyoruz. Şelale. Çayımız kaynamaya başladı. Bir şeyler hazırladık. Şimdi güzelce yiyeceğiz inşallah. Etkinlik yapmaya geldik. Evet. Evet, hep marshmallow yakıyorlar değil mi? Çok merak ediyorduk. Tadalım bakalım. Sıcak olur değil mi? Sevil, yorumunu merak ediyorum. Benim mi? Sevil'in de senin de. Aklıma getiriyorsun sen. Evet, kokusladım. İstiyorsan al bir tane. Yok, istemiyorum bebeğim. Senin ilk yorumunu merak ediyorum. Yok, sandığım kadar sıcak olmuyor. Tadabilirsin artık Deniz. Evet, öyle kalıyor. Evet. Güzelmiş. Ben normalde biliyorsun buzdolabında dondurarak yiyorum jelibonları. Bu çıtır diyor ama. Güzel değil mi? Bu yöne yapıştı desin. Sen biraz daha güzelsin. Sen biraz daha alımlısın. Daha hoşmuş. Daha bakımlıymış. Böyle bakıp seni baskı altında bırakmıyorum değil mi? Yok, öyle bakıyor. Bir arkada silah var. Öyle bir fark gördüğünüz kadarıyla. Deniz daha zayıfmış. Evet. Kameralar biraz kilo kesinlikle ekliyor. Tabii. Öyle sanırım. Daha tombik tombik gözüküyor ama değil. Hoş, kilo da aldım, kilom çok var ama o gözüktüğüm gibi dombiş değilim. Bir de sakalın da hafif kabarıp durduğu zaman. Evet, iyice. Öyle sanki kiloluymuş gibi. Kestin mi sakalı? Kestin mi sakalı? Hayır. Yok bak, istemediler. Sakalı uzatacağım. Hayır, muhteşem sakalı. Denizcan sakalı geliyor. Çok teşekkür ederim. Sevgili Fatma gelirken bana çok güzel hediyeler getirdiler bahçemize, daha doğrusu. Çiçekler geldi, pet sukulentler, yaseminler var, gül var. Tam çiçek almak istiyorduk, evet, bahçemiz için. Sağ olsun. Çençen bizim çiçek sponsorumuz oldu. Aynen. Bu arada YouTube'dan tanıştık. Hani evet. YouTube'dan dediğim, videolarımıza Çençen adıyla yorum yapmaya başladı. Evet. Çok fazla çok güzel yorumlar oldu. Biz bir videoda muhabbetini geçirmiştik. Evet. Sonra sosyal medyadan bir şekilde konuşmaya başladılar Filiz'le. Artık bayağı her aynı akşam. Aynı zamanda da yorum Oscar'larında ödül alan evet. Abonelerimizden biri oldu. Birinci kategorimiz en komik yorum için. Kazanan Çençen oldu. Tebrik ediyoruz. Niye göründüğünden de tatlı arkadaşlar. Minnacık, çok minyon, çok sevimli. Bu canımız bizim. Çok ya, çok hayat. O zaman biz kahvelerimizi içmeye devam edelim. Ardından çayımız var. Çayımız gelecek daha. Hoşçakalın. Evet, biraz da dertleşelim. Ufak da bir aslında derdimiz var. Dert demeyelim de böyle ufaktan bizi böyle alttan kurcalayan mı? Üzen. Niyeyse YouTube bir türlü bizim videolarımızın gösterimini tam olarak yapmıyor. Hatta şöyle şikayetler alıyoruz. Ya videonuzun uyarısı gelmedi, bildirim zili açık olmasına rağmen bildirim gelmedi vesaire diye çok fazla mesaj alıyoruz. Bilmiyorum ne sorunlu ya da hatalı. Yani bir şey olmaması lazım. Her şeyi dört dörtlük yapmaya çalışıyoruz aslında. Dua dışında bir şey eksik değil galiba. Ya, ya. Aynen, dua dışında. Enerji meselesi mi? Bir şey değil. Yani bol bol dualarınızı bekliyoruz. Bunun yanında da hani bizi paylaşırsanız sevdiklerinizle çok seviniriz. İlerlememiz için gerçekten bize çok yardımcı olmuş olursunuz. Bayağı Survivor konuşması gibi oldu yalnız. Biz üstümüze düşeni yapıyoruz. Oyunlarda böyle %100'ümüzü veriyoruz ama. Geri kalanı sizde. Evet, artık biraz SMS ile o kısma gelelim. Yani eğer sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirseniz bizi, gerçekten tabii ki beğeniyorsanız, takdir ediyorsanız, kendinizden bir şeyler buluyorsanız videolarımızda, beğeninizi de göstermek istiyorsanız. Yani kısaca seviyorsanız paylaşın bizce. Çok güzel olur. Sevgi paylaştıkça artar. Şunu söyleyebilirim. Ya mesela yorum atan herkesle bir diyaloğumuz vardır. Bunu yorum atanlar hissediyordur diye düşünüyorum. Herkesle ayrı bir sohbetimiz, ayrı bir muhabbetimiz var. Gerçekten aile gibi hissediyoruz. Bu mesajlar bizi çok mutlu ediyor. Desteğiniz de olursa bu iş tadından yenmeyecek. Biliyorsunuz bebeğimizi kucağımıza almak için çok artık sayılı zamanlar kaldı. Az zaman kaldı. Ağustos'ta inşallah nasipse kucağımıza alacağız. Sağlıkla olsun diye umut ediyoruz. Sizden de dualarınızı istiyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Ne olursa olsun bizim yaşlarımızdan dolayı biraz riskli bir gebelik. Çok güzel, sağlıklı bir ortamda olduğumuz için bence pek bir sorun yaşamadan, değil mi? Hep birlikte olabildiğimiz için şu ana kadar
devam etti. İnşallah bundan sonrası da devam eder. Burada da dualarınızı bekliyoruz. Ki şu da başlayacak. Yani sizi o kadar güzel videolar bekliyor ki. Birlikte bir bebek büyüteceğiz. Bir taraftan Mia'nın büyüyüşüne zaten şahit oluyordunuz. Bir taraftan hani bir bebeği en başından itibaren izleyebilme şansınız olacak. Hep birlikte büyüteceğiz. Bizi sevenler bize devamlı önerilerde bulunuyor. Biz de o önerileri yapmaya çalışıyoruz. Murat Deniz'i büyütürken de aynı bu şekilde olacak. Şunu yapın, bunu yapmayın, o kötü, bu iyi vesaire diye. Hep birlikte gene aile olarak hayatımıza devam ediyor olacağız. Ki şey değil mi, bu gebelik sürecinde de böyleydi. İşte Filiz uzanma, Filiz çok çömelme, Filiz işte dikkat et falan, böyle gerçekten samimiyetinizi hissettiğim yorumlar geliyordu. Çok teşekkür ediyorum. En son bugün herhalde de bebek dedi. Bir tane yorum. Kız uzanma mı? Kız uzanma. Doğa videosu çekmek çok hoşuma gidiyor. İşte drone'la, kamerayla, ne bileyim bir şeyin arkasına saklanıp 2 saat bir kuşun gelmesini beklemek. Orada bir ne bileyim Yusufçuk böceğini beklemek. Ormanın içine girip böyle apayrı güzel yerler keşfetmek. İşte bir ağacın kavuğu olur. Ne bileyim Kerem Ali'ye bisikletle çıkıp o karda 5-6 kilometre telefonun bile çekmediği yerde yürümek. Ayı tarafından kovalanmışlığın bile var. Etrafında kazmış. Arkadaş buraya mıçmış. Bakın şuradan ayak izleri şu şekilde devam ediyor ve yukarıya çıkıyor. Sizce beni yer mi arkadaşlar? Oradan 2 kilometre falan değil, herhalde 5-6 kilometre. Çünkü ben bir 2,5 kilometredir yürüyorum. Ve daha var gibi duruyor. Arkadaşlar bakın, bir ayak izi daha ve bu artık taze gibi. Yeni açılmış. Arkadaş galiba türbeye çıktı. Karşımızda şöyle ayak izleri gidiyor ayının. Gördüm. Şuradan aldık, 500-600 metre kalmış. Çıkmamak ayıp olur. O yüzden drone'u da hemen indirdim aşağıya. Başkası yoksa kendinle bile bir yarış içine giriyorsun ve daha fazla ne yapabilirim? İşte bunu yapabilirim, şunu yapabilirim. Dur şuraya bisikletle çıkayım, dur oraya gideyim, dur ayıyı bulur muyum? Orada çakal izleri, kurt izleri falan da vardı. Bir de o dönem tam kurtların çiftleşme mevsimiydi. Yani sürü halde dolaştıkları. Ya tabii, sen de. Kemiğini bulmazlar yani. Hani telefon bile çekmiyor. Ama ne eğlenceliydi. Başka? Bu arada kilo da vermeye başladım. Ben aslında biraz. Çok fazla bisiklet kullanıyorum. Şu an yani her gün köye en az bir tur bisikletle gidip geliyorum yine. Bir 117'ye kadar çıkmıştım. 104'e düştüm. Düşmeye de devam ediyorum. 100'ün altına indikten sonra da spora başlayacağım. Videolaştıralım mı? Onları da bir, yani bir kilolardan kaçış serisi vardı, öyle tarih olmuş. Sen şimdi tek başlayacaksın. Birlikte işte sana da ona göre bir şeyler yaptırırız doğurduktan sonra. Evet, veda vakti geldi, çattı. Ateşimiz de artık ufak ufak sönüyor. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar esen kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın, iyi pazarlar. Çok mu sevdin çikolatalı pastayı? Keyfe bak. Aşkım. Mia. Şarkısın. Şarkı mı söylüyorsun? Çen çen der misin?